seyirciler, dünyanın hayran kaldığı kıvrım kıvrım koylarıyla, masmavi denizi, yemyeşil çam ormanlarıyla, çeşit çeşit balıkları, türlü türlü lezzetleriyle muhteşem bir yerdeyiz. Hazır mıyız gezmeye? Ülkemizin göz bebeği Muğla, Marmaris'teyiz, Marmaris'te. Gidiyoruz gündüz gece. Yayla yollarında kaldım yalın. Yayla yollarında kaldım yalnız, aman aman. Eşe dosta malum olsun halimiz, aman. Sevgili seyirciler, güzel Marmaris'in sokaklarını gezmeye devam ediyoruz. Şu anda bulunduğumuz sokağın eski ismi Kadınlar Sokağı'ymış. Ama şimdi gördüğünüz gibi erkekler de dolaşabiliyor. Eskiden kadınlar burada sağlı sollu dükkanlarda alışverişlerini yaparlarmış. Hayat böyle de devam edermiş. Peki şimdi biz nereye gidiyoruz? Yine eskiye gidiyoruz. Tarihi Marmaris evlerinden bir tanesini gezeceğiz. Bakalım eskiden hayat nasılmış, hep beraber göreceğiz. Hadi buyurun. Sevgili seyirciler, yine mutfaktayız ama bu mutfak çok farklı. Burası tarihi Marmaris evi mutfağı. Yani yüzlerce yıl önceki Marmaris mutfağı nasılsa işte bütün bu dizaynı, her şey aynen böyleymiş. Zaten bulunduğumuz evde tarihi Marmaris evi. Kapurcuk Marmaris evi. Kapurcuk ne demekmiş? Kapurcuk deniz kabuğu anlamındaymış. Kapurcuk Marmaris evinde şimdi size tarihi Marmaris mutfağını anlatacağız. Eski hali nasılsa aynen öyle. Terekler var. Tabi o zamanlar en çok kullanılan bakır kaplar var. Görmüş olduğunuz gibi burada kocaman bir tane demlik var. Bununla çay içiyorlarmış. İşte bununla çayı demliyorlarmış. Aile kalabalık. Götürüyorlarmış içeri. Burada yapıyorlarmış. İşte ocakta burası. Görmüş olduğunuz gibi. Burada bu odunu yakıyorlar. İşte ne varsa kandili yakıyorlar. Bunun üzerine pişiriyorlarmış. Ondan sonra da haydi doğru odalara. Çok güzel odaları var. Bayılacaksınız. Marmaris'e geldiğinizde mutlaka ama mutlaka görün. Yani yüzyıllar öncesine gitmek istiyorsanız mutlaka görün. Görmüş olduğunuz gibi burada testi de var. Hem burada şahane bir günümüzün damacanası ama o zamanlarda bunu daha çok sisi koyuyorlarmış, şimdi zeytinyağı koyuyorlarmış. Burada şahane cam damacana var. Burada sini var, tepsi var. Burada elek var, halbur var. Ne ararsanız var. Şimdi öbür tarafa doğru gideceğiz. Çok güzel odaları var. Göstermek istedik sizlere. Anam, orada bir kardeş var. Gelin gelin gelin. Gelin gelin. Kuzum, ne yapıyorsun sen burada? İyi misin? Annen senin saçını örüyor. Sevgili seyirciler, inanılmaz gerçekçi. Kim yaptı? Murat Daşkın yaptı. Silikon heykel. Hakikaten de çok güzel yapmış. Ellerine sağlık. Buraya gelenler zaten böyle şaşırıyorlar. Şaşkın kalıyorlar. Arkada da görmüş olduğunuz gibi annesi var. Saçları tamamen orijinalmiş. Hatta yüzündeki, şunu da alayım. Buraya saçın düşmüş kızım, dur. Görmüş olduğunuz gibi eski defterler var. Türk yavrusunun okul defteri. Yani eskiye dair ne ararsanız, nostaljiyi hissetmek istiyorsanız Marmaris'le alakalı her şey burada var. Şimdi bu tarafa geçiyorum. Dedem! Dedem! Selamünaleyküm! Ne kadar gerçekçi değil mi? Hakikaten öyle çalışılmış ki dedemin elinin üstündeki kıllar bile gerçek el kılıymış. Hakikaten yani buradan böyle çıkarıp herhalde o şey yapmıştır oraya. Murat Daşkın, ne güzel yapmışsın abi ya. Eline sağlık. Bu da benim aksakallı nur yüzlü dedem. Şimdi tabi eskiden olmazsa olmaz av tüfeği mutlaka duvarda asılı olurmuş. Yerde de analarımın açtığı hamur. Bu işte benim yere geldik. Benim mekana geldik. Burada ekmek tahtasının üzerine hamurlarını açarlarmış, pişirirlermiş. Eski bir radyo var. Orada eski fotoğraflar var. Burası evin cumbalı sedir odası. Bir de ne varmış biliyor musunuz? İşte burada futa varmış, futa. Eskiden annelerimiz, analarımız dışarı çıkacakları zaman direkt bu futayı alırlarmış. Şöyle bu futayı alırlarmış. Böyle kafalarına geçirirlermiş böyle futayı. Yani dışarı futasız çıkılmazmış. Ah ah. Tarih dili olsa da konuşsa bakar mısınız? Bu da en az 100 yıllık fıtalar var. Bunlar olmadan hanımlar, anneler, bacılar, gelinler dışarı sokağa çıkmazlarmış. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Doğru Başadayı'ya gidiyoruz. Hadi Başadayı'ya gidelim. Sevgili seyirciler, cumbalı sediralıdan çıktık, Başoda'ya geldik. Günümüzün salonu neyse Başoda oymuş. Eski evin haneleri, halkı buraya toplanırlarmış. Burada yer sofrası yapıp yemeklerini yerlermiş. Aa, burada da nenem var, koca nenem var. Koca nenem, ne dip durur? Gelip durur mu? Gidip durur mu?
Nenem burada görmüş olduğunuz gibi herhalde çorap örecek. Burada ipine eğermiş. Burada uğraşıyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi yine silikon bir heykel var. İçeri çok girip selam veren oluyormuş. Gerçek zannediyorlarmış. Biz de ilk girdiğimizde biz de bayağı şaşırdık. Hakikaten çok gerçekçi görünüyor. Görmüş olduğunuz gibi yine eski. İşte bu halılar efsane halılar. Bunları da ayrıca anlatacağım. Ama burada şahane bir şey var. Eskilerin olmazsa olmazı. Birçok büyüklerimizin, atalarımızın hepsinin büyüdüğü, yetiştiği işte beşik. Burada da beşiği sallayan bir anne var görmüş olduğunuz gibi. O da beşik. Ana! Sen gerçek miydin? Ödüm koptu. Abla sen gerçek miydin? Evet. İsminiz neydi? Hayal. Hayal Hanım buradaymış. Ben seni şey zannettim ya, onlardan zannettim. Evet. Burada oturunca ne güzelmiş, bu da bu beşik sallıyor lan. Evet. Hayal Hanım şimdi hakikaten çok güzel bir yer burası. Şu anda baş odadayız. Dedim ya, atalarımız, dedelerimiz, büyüklerimiz hep bu beşiklerde büyümüşler. Buraya belerlermiş bir de değil mi? Böyle çocuğu evet. Böyle sıkı böyle kalırmış, evet, böyle hiç kımıldamazmış. Bu da çok eski değil mi? Çok eski bir beşik. Bu da her şey aslında uygun yani. 1937 yılında Mehmet Cengiz tarafından inşa edilen bina. Hı-hı. Mehmet Baysal tarafından 2015 yılında restore edilmiştir. Dünyanın her yerinden turistler geliyorlar. Evet. Burada kültürümüzü evet. Görüyorlar, öğreniyorlar değil evet. Mi? Evet, evet. Peki burada bir şey var. Aa, bunlar çok eski işlemeler. Evet, annelerimizin hazırlamış olduğu kaneviçe ile el emeği, göz nuru, el işleri. Emekleri. Evet, emekleri. Kaneviçe bu evet. Mu? Evet, işlenmiş. Bebekler için hazırlanmış çok o da. Çok güzel ya. Evet, ellerini geçirmek için. Ha, yani yüzünü, vermesin yüzünü diye. Çizmesin evet, diye. Evet. O zaman kalkalım şöyle evet, ayağa. Evet. Size biraz anlatın. Bu güzeller evet. Güzeli baş odayız. Baş oda işte dedik yani günümüzün salonu değil mi? Evet, hane halkı burada toplanırmış. Salonu. Burada mı yemek yerlermiş? Şimdi mutfakta yemek hazırlanır. Aha. Baş odaya bir tane örtü serilir. Aha. Aile halkı toplanır, yemek yerlermiş. Ben şimdi oturuyorum, ayağım üşüyor. Nasıl oturuyorlarmış öyle evet. Şahane. Bu evet. Duvar halısı değil mi? Evet. Hem görsel hem de ısı yalıtım olarak kullanılmış eskiden. Ha, eskinin ısı evet. Yalıtımı. Bizim köyde babaannemin de vardı bundan. Bakar hayaller kurardım böyle işte küçüğüm daha. Evet. Hala köylerde var bu. Devam evet. Ediyor değil mi? Evet var evet. Peki orada bir şey var. Bir evet. Mi? Orada da evet çok güzel bir tablo var. İpek kuzularından işlenmiş. Yeni evlenen çiftlerin yatak odalarının başucunu süslemiş olduğu güzel bir tablo. Aşk benzer bir güneşe, kalplere ışık saçar. Sevdalı bir çift başa, saadet tacı takar. Vay, vay, vay. Yeni evlenen çiftler mutlaka bunu yatak odaların evet başucunu. Vay be, yine aynı şekilde el emeği, göz nuru bir tablo. Peki burada eski radyo var. Ajans. 1960'lar. Vay. Evet. Ajansı dinliyorlar, haberleri ajans, dinliyorlar evet, değil mi? Buradan evet, bizi görmüş evet. Olduğunuz gibi. Şahane eski. Dokunmaya da korkuyorum. Bunlar hakikaten tarihi çok güzel. Evet, 60-80'lerde kullanılan eşyalar. Yine orada duamız var. Olmazsa evet. Olmaz bizim manevi direklerimiz, dualarımız her yerde var. Şahane. Peki gaz lambasıyla mı şey yapıyor, evet, aydınlanıyorlar? Evet, gaz lambası kullanmışlar önce. Uzun bir süre. Ondan sonra hayatlarına karşıda görmüş olduğunuz lüks girmiş. Lüks değil kız. Lüks. Lüks var. Gaz lambasından evet. Sonra lüks gelmiş. Evet. Bir de evlerin olmazsa olmaz sobası. Bu sobanın üstünde hep üğün olur mu? Hep olur, sıcak su. Hazır yemek, evet, sıcak evet, su. Gelin yemek, oraya. Çay, evet. Bu üğün hep oluyor. Burada ne yapılıyormuş peki? Kuzunede ekmek pişiriliyormuş. Ekmek pişiriliyor. Evet. Zaten köylerde hala bunlar devam ediyor. Birçok şey var aslında. Ama tabii buradakilerin özelliği ta o günden bugünümüze kadar sapasağlam kalmış şahane kullanılan eşyalar var. Burada bir şey var. Bu ne? Bu tablo ne? Evet, o da en güzel aslında bu evin köşesi. 1925 yıllarında askerden sevdiğine göndermiş olduğu mektup pullarının her biri. Vay, ama çok pullar ve tek tek pullarla işlenmiştir. Abi, bu çok romantik oldu. Evet. Vallahi billahi ne kadar. Biz ana sevgini ifade etme şekli diyoruz. Hakikaten. Bütün gönderdiğim mektupların pulları. Evet. Pullarla işlenmiş vay, tek tek. Vay vay vay. Aa, lüksü gördüm. Lüksü gördüm. Lüks evet. Burada. Gaz lambası orada. Evet. Burada da o keklik şey miydi? Ağaç dallarından yapılmış. Keklik kafesi. Kafesi. Harika. Şahane bir, çok güzel bir Marmaris evindeyiz. Neydi? Kapurcuk. Kapurcuk. Kapurcuk yani. Evet. Deniz kabuklarının genel adı. Deniz kabuklarının genel adı. Mutlaka ama mutlaka Marmaris'in tarihiyle alakalı görmek istediğiniz her şeyi Kapurcuk evinde görebilirsiniz. Biz şimdi nereye gidiyoruz? Nereye göreceğiz? Yatak odasını göreceğiz. Aa, orayı görelim. Hadi buyurun. Hadi gidelim. Hayal Hanım, şimdi koca nenemin odasına geldik. Evet, değil mi? Yatak burada, odası. Yatak odasına. Koca nenemin yatak odasına geldik. Sevgili seyirciler, neler neler var. İşte görmüş olduğunuz gibi bunlar küstüm yastığı bunlar. Ne küstüm mü?
Onlar tek yastık. Tek yastık. Evet. Çünkü neden? Nenem tek. Evet. Ne yapacak? Kime küsecek? Değil mi? Ya yazık kadın kime küsecek? Küsse nasıl? Evet. Altta rengarenk. Saten yorgan. Saten yorgan. Evet. Yün yorgan değil mi? Evet. Eskiden böyle bir yorganlık olurdu değil mi? Evet. Yüklük gibi böyle. Evet, yüklük olurdu. Ve evlenen kızlara çeyiz hazırlanır. Burada da yine tek yastık. Kocanenem tek. Evet, tek yastık. Tamam, kocanenem tek yastığı için küstüm yok. Evet. Normal tek yastıklar var. Evet. Bu da kocanenemin neyi? Gelinlik. Gelinliği. Alayım mı bunu? Evet. Ana bismillah. Kocanenemin şöyle alacağım. Gelinliği. Sevgili seyirciler, o kadar güzel ki. O kadar zarif, o kadar şık, eli değil mi? Hepsi evet. el işlemesi bunlar. 1920'li yıllarda dikilmiş ipek bir gelinlik. Vay vay, 20'li yılların evet. ipek gelinliği. Bu evet. ne? Tel duvak. Duvak. Evet. Ama baksana artık. Evet, 100 yıllık neredeyse. Ya. 100 yıllık duvak. Peki bu ne, bu ne, bu ne, bu ne? Aa, bir dakika. Bu şey. Neydi bu? Karanfil gelinlerin boynuna. Kınıfır, kınıfır. Yağlar. Karanfil değil mi bu? İpek koksun diye evet. Karanfil. Vay. Bunu gelin yani... Gelin olduğu zaman, olduğu gün, evet. Ne yapıyorlar? Böyle boynuna takıyorlar. Evet, takıyorlar. Neden? Evet, mis gibi koksun diye. Vay, 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 zarafete bak. Sadece gelinler mi takar? Gelinler. Erkek takmıyor mu? Güzel kokması için erkek olmuyor mu? Geline has, böyle nazar boncuklu, şahane, karanfilden çok güzel bir kolye. Yine çok zarif, çok şık. Onu şöyle alıp, ay dur, şöyle dursun. Bir de bir şey daha göstereceğim. İşte bu. Bu nedir? Bu ütü değil mi? Evet. Peki eskiden bu nasıl çalışıyor? Eskiden annelerimiz kömür koyarak bunun içine yapıyorlarmış. Evet. Ha normal mangal kömürü gibi köz evet, koyuyor. Evet, köz koyuyorlar içerisine. Ütülerini bununla yapıyorlar. Vay be. Bir de jilet gibi gezerlermiş eskiden yani bununla yapıyor ama evet. şimdiki buharlı ütüler çok daha güzel yapıyormuş eskiden. Vay vay vay. Bunun içine kömürü koyuyorlarmış sevgili seyirciler. O kömürün sıcaklığıyla ütü yapıyorlarmış. Kalan kömürü de ne yapıyorlarmış? Mangal yapıyorlarmış. Yok yok mangal yok. Bu da şahane. Evet. Görmüş olduğunuz gibi yine en az 100 yıllık bir tarihi ütü. Burada çok güzel bir... El işi, el yapımı, konsol. Tabi üzerinde de güzel bir makyaj kutusu, mücevher kutusu. Ve yine ne yapacağız? Işıksız nasıl yapalım? Bu da gaz lambası. Neler çekmişler ya? Evet, çocuklar, evet. öğrenciler evet. derslerini öyle çalışıyorlar. Gaz lambası. Bir de bu gaz lamba hani bu gösterdiğimiz o oya işlemeleri falan var ya hani akşamleyin değil mi? Hani gündüz yapıyorlar bir de akşamleyin bir evet. de bununla yapıyorlar yani. Evet, bunun gaz lambasıyla kalem işçiler işlenmiş. Evet. Aa bu gözlükle. Tabii evet. gözlük bu da mı eski? Bu da çok eski. Ona bir takayım hele. Nenemizin evet taktığı gözlük. Nenemin gözlüğü mü bu? Evet. Ne deyip durun? Hayal, uzun, nereye gidip durun? Dur bakayım, yakıştım dur bakayım. Ana ben şeye benzedim, şeye benzedim. Mehmet Ali Bey! Mehmet Ali Bey'le benzedim ya böyle gözlüğüm, nenemin gözlüğü dedim ama. Bu da nenemin gözlüğü, nenem o kanem içeleri, oya işlemlerinin hepsini işte bu gözlükle yapıyormuş. Hem de nasıl? Gaz lambasının altında yapıyormuş. Ya neler neler. Eski başkaydı. Ana şey gibi oldum ben, ne gibi oldum? Neneme benzemedim de. Aa dur bu ne? Bismillah. Bu ne? Bu da kaftan. Vay vay. Bu da kaftan. Yine çok eski değil mi bunlar? Evet. İçinde pamukla dikilmiş sıcak tutsun diye. Ve içinde de pamuk vardır bunun. Hakikaten çok güzel ya. Bir de renkleri çok güzel değil mi? Evet. Neler neler var? Orada kolonya işleri evet. var. Çok eski eski böyle. Tabii o zamanlar kolonya olmazsa olmaz tabii o zaman. Parfüm vardı da sıkmadık mı? Parfüm vardı kullanmadık mı? İşte yine ne yapıyorsun? Ya karanfil kullanıyorsun güzel kokayım diye. Aslında daha bizim Muğla tarafında da zaten anılar böyle. Çiçekler olmadan çıkmazlarmış sokağa. Hala da onları görebilirsiniz. Muğla civarında da var. O çiçekten anılarımız burada. Çiçekleri böyle papatyaları, gülleri buralarına takar gezerlermiş. Tabii güzel kokmak için kolonyalar var. İşte evet, çok zarif bir kolonya şişesi. Şöyle göstereyim. Bu da çok güzelmiş ha. Minare gibi yapmışlar böyle bayağı güzel. Değişik değişik kolonya şişeleri var burada. O kadar güzel ki alıp sizi götürüyor. Nereye götürüyor? Yüzlerce yıl öncesinin Marmaris evlerine götürüyor. Hala da burada Marmaris'te 2019'un Marmaris'inde gelip Marmaris evini görebilirsiniz. Ne ararsanız eskiye dair böyle güzelliği dokunabilir, koklayabilir, hissedebilirsiniz. Sevgili
Sevgili seyirciler, Marmaris'in en eski mesleklerinden bir tanesi de süngercilik. İşte görmüş olduğunuz bu süngerleri denizciler denizin ta en dibine kadar, canları pahasına, hayatları pahasına kadar dalıp en dibinden en kaliteli süngerleri çıkarıp hem gerek ülkemize hem de Rodos'a pazarlıyorlarmış. İşte bu görmüş olduğunuz astronota benzeyen kıyafette de en dibe dalmalarını sağlıyormuş. Bu çok ağır. Aynı zamanda da ayağında bu 30 kilo olduğu söyleniyor. Aşağıda da 20 kilo var. Bununla aşağı kadar, en dibe kadar dalarlarmış. Dediğim gibi canları pahasına çıkarırlarmış. Öyle ki 6 ay hatta 8 ay gelmedikleri olurmuş. Denize çıkarken denizcileri davulla, zurnayla gönderirlermiş. 6 ay sonra da onlar gelirlerken gemide de 2 tane bayrakları varmış. Biri siyah bayrak, biri beyaz bayrak. Eğer siyah bayrak asılıysa bir sıkıntı var. Denizcilerden bir tanesi ya da birkaçı vurgun yedi anlamına geliyormuş. Eğer beyaz bayrak varsa sıkıntı yok. Av güzel geçti, her şey şahane diye dönerlermiş. Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden bir tanesi süngercilik. Şu anda ülkemizde zaten yasak ama Rodos'ta da devam ediyormuş. Şimdi daha birçok meslekler var. Neler neler var aslında unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında. Orada görmüş olduğunuz gibi arzuhacilik var. Arkamda görmüş olduğunuz duvarda hepsi çok güzel bir şekilde anlatılmış aslında. İpek böcekçiliği var. Hemen orada miscilik var. O güzel kokuları satan yaşlı amcayı görüyorsunuz. Sonra keçecilik var. Keçecilik hala var ama eski usulde keçecilik. O böyle vücutlarını kullanarak yaptıkları keçecilik çok fazla kalmamış. Unutulmaya yüz tutmuş meslekleri de bu arkamdaki güzel duvarda görebilirsiniz. Tabii bunlar kısmen hala bazı illerimizde devam ediyor ama birçok meslek maalesef unutulmuş, tercih edilmediğinden dolayı da sayıları azalmış. Birçok şey görebiliyoruz burada. Peki başka neler var? Şöyle devam edelim. Sevgili seyirciler, Marmaris olur da Efe olma mı ya? Olma mı ya? İşte bütün ihtişamıyla, bütün heybetiyle bir Efe var karşınızda. Bu kartal kanat, en üstte giydiği kartal kanadı, hemen altında poturu, şöyle göstereyim böyle kısa poturu. Hemen burada yağlığı var, içinde cepkeni var, burada fesi var, iğne oyası var. Efesiz olmaz bizim buralar. Hey gidinin Efesi, Efesi, Efelerin Efesi. Hey gidinin Efesi, Efesi, Efelerin Efesi. Vay vay vay. Neler var neler var. Daha şöyle siz bu tarafa doğru alayım. Sevgili seyirciler, işte burada da keçe ile ipeğin şahane bir buluşmasını görüyorsunuz. Ben ilk defa gördüm. Eminim siz de ilk defa görmüşsünüzdür. Çünkü üst tarafı keçe, alt tarafı ipek, hemen alt tarafı yine keçe, muhteşem bir şal. Bunu da böyle hanımlar yapıyor. Ben yapayım, şöyle göstermek için size yapayım. Böyle alıyorlar bunu böyle. Hakikaten muhteşem görünüyor. Renkleri de var burada, çeşit çeşit renkleri var. Keçe günümüzde nasıl değerlendiriliyor? Böyle de değerlendirilebiliyormuş. Gayet de şık, gayet de zarif hanımlar için. Muhteşem keçe ve ipekten oluşan şal var. Aklınızda olsun. Hani gelirsiniz, çıkın gelin gari. Ne deyip duruyorsunuz oralarda? Bekliyorsunuz saatlerce. Biz size buralarda anlatacağız. Niye gelmiyorsunuz? Gelin gari. Neler neler var hemen göstereceğim. Efe'nin fesinin etrafında görmüş olduğunuz iğne oyaların günümüzdeki hallerini göstereceğim size şimdi. Nasıl değerlendirilmiş, neler yapılmış. İşte o yüzyıllar öncesinden devam eden Efe'nin fesinin etrafındaki iğne oyaların günümüzdeki halleri de burada. İşte bunlar. Şunlar şahane gül desenli. İşte buradaki görmüş olduğunuz gibi yine iğne oyalar var. Muhteşem. Hepsi birbirinden zarif, birbirinden şahane. Şöyle göstereyim. Kocaman kocaman güller yapmışlar. Şurada da var, burada da var. Şöyle elemeye göz nuru yolunuz düşerse bunlardan da edinebilirsiniz. Turistler bunlara bayılıyor. Niye bayılıyor? Çünkü onlarda yok. Olmadığı için geliyorlar, buralardan ediniyorlar. Yüzyıllardır devam eden geleneğimizle hala yapıyoruz. Hala da analarımızın, hala gittiğimiz köylerde nenelerimizin, koca nenelerimizin kafalarında görebiliyoruz bunları. Daha neler neler var, biz gezmeye devam ediyoruz. Hadi gidek gari, gidin gari. Sevgili seyirciler, Marmaris'e dair onlarca güzelliğin yanında en unutamayacağınız şeyi söylüyorum. Marmaris'in o birbirinden güzel daracık sokaklarını gezmek. Yerler, eski taşlar, sağlı sollu eski binalar ve binaların ahşap penceresinden sarkan rengarenk begonviller. Buradan deniz kokusu geliyor. Burada ara sokaklarda yürüyorsunuz. Akşam balığınızı yemişsiniz. Böyle tıka basa doymuşsunuz. Ne yapmak lazım? Yürüyüş yapmak lazım. İşte o yürüyüşün en güzel geçeceği nokta burası. Şöyle buyurun merdivenlere doğru. İşte şimdi yemekleri hazmetme vakti geldi. Hadi buyurun begonvillere doğru. Buyurun.
İşte o şahane begonviller, Marmaris sokaklarının, Marmaris evlerini bir gelinlik gibi süsleyen, bir gelin gibi süsleyen şahane rengarenk begonviller başladı bile. Burası eski Marmaris. Yani orijinal Marmaris burasıymış. Eskiden yerleşim yeri tamamen bu kısımdaymış. Daha sonra yayılmaya başlamış. Ama eski Marmaris neresi? Burası. Hiç kaktüs ağacı gördünüz mü? İşte size şahane bir kaktüs ağacı. Yani evlerimizde baktığımız o küçük kaktüs ağaçlarıyla kıyasladığımızda bayağı bildiğiniz kocaman bir çınar ağacı gibi kaktüs ağacı var burada. Vallahi şahane. Hemen orada ahşap pencerenin dibine çıkmış. Burada da yavruları çıkmış. Burada da var. Yine aynı şekilde muhteşem bir kaktüs ağacı. Hakikaten çok güzel. Ben bu kadar büyüğünü ilk defa gördüm. Bakalım daha bizi neler bekliyor. Orada çok güzel ahşap evler var. Dediğim gibi eski Marmaris'i gezmeye devam ediyoruz. Kale içine doğru yürümeye devam ediyoruz. Siz de bizle yürüyorsunuz. Hadi buyurun. Sevgili seyirciler, Marmaris'in şahane tatlısı, muhteşem lezzeti adı ne biliyorsunuz mu? Kıyam. Kıyam. Ama kıyamam ben onu yemeye. Kıyamam. Şahane kıyam yapacağız şimdi. Yanında Hayal Hanım var. Hayal Hanım da kendisi de Marmaris'i zaten. Evet. Malzemelerimiz. Gel kabak, çapınarın, susama. Tamam. Marmaris'in Çambalı. Çambalı. Bizim evet. Çam ormanları meşhur evet, zaten. Evet. Çambalı. Ve Turgut Köyü'nün de fıstığı, yer fıstığı. Hep bizim buralardan. Evet. Sen de bizim buradansın. Evet. Tamam evet. Daha ne olsun. Hadi yapalım o zaman. Yapıyoruz o zaman. Evet. Kıyam. Daha önce duydunuz mu bilmiyorum. Benim hastası olduğum şahane bir tatlı. Ben de sonradan duydum. Yani yeni duydum. Ama muhteşem bir şey bizi bekliyor sevgili seyirciler. Kıyam. Önce susamızı şöyle koyuyoruz. Kavuracağız mı susamı? Evet, önce susamızı kavuruyoruz. Tamam. Bunu daha önce kavurmuş muydunuz siz? Evet, biraz kavurduk. Biraz daha kavuracağız. Birazcık kavuracağız. Kokusu gelecek mi? Evet. Kokacak mı? Evet. Dur bakayım, biraz kokuyor mu? Yok, kokmuyor. Azıcık daha kavuralım. Biraz daha kavuralım. Biraz daha kavuracağız. Susamın kokusu geldiği andan itibaren diğer işleme geçecekmişiz. O işlemde ben de bilmiyorum ama zaten iki tane daha malzeme saydık. Tabii yani biri susam, evet. Biri bal, biri fıstık. Muhtemelen bundan sonra sıra fıstık. Fıstığa gelecek. Ben de fıstık diyecektim zaten. Değil mi? Bal diyecektim biliyor musun? Bal diyecektim Allah'ım. Koku geldi sanki. Kıyam Marmaris'in en eski tatlısı. Yöresel bir tatlı kıyam. O tatlının olmadığı dönemlerde insanlar susamı kavurmuşlar. İçine biraz çerez koymuşlar. Balı ilave edip tepsileri dökmüşler, dinlendirmişler. Vay ve vay. Hep yokluktan çıkıyor bunlar değil mi? Tabii. Ama ne nimetler çıkmış değil mi? Yokluktan ama ne güzellikler çıkmış. Fıstığımızı ilave edelim. Tamam. Vay 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 vay. Bunu da bir 5 dakika kavuracağız. Ondan sonra da balını ilave edeceğiz. Hadi bakalım. Balını ilave ediyoruz. Birazdan ama birazcık daha fıstıkların susamla beraber kavrulması gerekiyormuş. Ben öğrendim zaten, çok kolay. 3 tane malzeme var. Susam, bal, fıstık. Dolayısıyla yapmanız çok kolay. Mutlaka evinizde deneyin diyorum. Şimdi birazdan balı da ekleyeceğiz. Çıtırdamaya başladı. Çıt 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 çıt. Evet, susamlar çıtırdamaya başladı. Demek ki ne oluyor Hayal Hanım? Ne oluyor? Balını ilave etmemiz gerekiyor. Balını ilave edeceğiz. Böyle bir 10 dakika biz bunu böyle bir kavurduk değil mi? Susamı kavurduk. Üzerinde fıstığını da kavurduk. Kokular gelmeye başladı. Şöyle. Vay 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 vay. Marmaris'in çambalı. Vay. Bir şey söyleyeceğim. Sadece balla mı oluyor? Pekmezle olmaz tabii mı? Tabii olur. Yöreye göre değişiyor. Değil mi? Ya bu efsane bir tatlı olacak ha. Yani direkt enerji. Bununla karıştırayım mı? Tabii karıştırırsın. Balla karıştıracağız. Aa, cız etti, dur. Allah. Yanıyor. Susam yanıyor. Allah. Evet, karıştıralım şöyle kenarlarından aynı zamanda. Vay vay. Kaç dakika böyle kaynayacak bu burada? Bir 10 dakika kaynatacağız bu şekilde. Altını kıssak mı acaba? Evet, biraz kısacağız. Aa! Elim yandı. Elim yandı. Vallahi elim yandı. Kısamıyorum. Sen kıs ben kavurayım. Kapattın mı? Tamamdır. Sen kapatmışsın. Ya Hayal, ne yaptın? Altını kapattın ya. Altını kapattın. Mındır ettin. Ne yaptın? Altını kapattın. Yok, yanıyormuş ya. Ay, özür dilerim ya. Günahını aldım, hakkını helal. Yanıyormuş. Şimdi bunu ne kadar şey yapacağız, böyle kaynatacağız? 10 dakika kaynatacağız, ondan sonra tamam. Peki ondan sonra neye dökeceğiz? Tepsiye dökeceğiz. Orada biraz dinlenecek. Hı-hı. Ondan sonra servis hazır. Vay, vay şahane. Sen aslen buralısın. Marmaris'in. Marmaris'in neresi? Gölenye. Gölenye ne tarafta oluyor? İçmeler. Tamam, ara geldi. Eşek arası geldi. Öpüyormuş, tamam. Bir şey söyleyeceğim, çok şanslısınız ha. Dünya buraya geliyor ya, Hayal.
Hayal, hayal etsene bir. Dünya buraya geliyor, hayal. Bu 10 dakika böyle kaynayacak, ondan sonra tepsiye dökeceğiz değil mi? Evet, tamam. Anlasın. Bırak, bırak kaynasın, gel oturalım. Gel bırak o kaynasın, biz de karışalım. Gel, gel gidelim oturalım ya. Yeter, bu nedir ayakta otur. Dur, 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 yorulduk da şuraya oturalım. Fokur fokur kaynadı. Arılar da çoğalmaya başladı bu arada değil mi? Şimdi ne yapacağız? Kaynadı kaynadı. Şu anda şimdi kaynadı. Artık hazır pişti ve tepsiye dökeceğiz. Tepsimize döküyoruz. Hadi bismillah. Bir dakika. Peki tamam. Tamam. Hadi bismillah. Vay 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 vay. Efsane bu, efsane. Bu arada Susam bizim buranın Susamı değil mi? Akçapınar Gökova, Akçapınar'ın Susamı. Ha ha. Ya bir de mesela bazı susamlar oluyor, onlar böyle küçük küçük, bu onlardan değil, daha iri. Hayır, değil. Yerli. Yerli susam. Değil mi? Evet. İçinden gelen susamlar da oluyor bunlar. Küçük küçük onlar, anlamıyor. Yok, elinden değil. De anlamıyor, değil mi? Aaa, yarı yarı. Tamamdır. Şahane! İşte bu daha aslında tam kalıp haline gelmedi, değil mi? Biraz beklemesi biraz gerekiyor. Dinlenecek. Dinlendikten sonra işte bu hale gelecek. Şöyle göstereyim, böyle parıl parıl, böyle kaymak gibi üstü görüyorsunuz. Bu hale gelecek. Sonra bunu keseceğiz. Aha, buraya da arı geldi. Arı geliyorsa zaten tamam, organiktir o. Değil mi? Balı organik, susamı organik. Evet, fıstığımız organik. Daha ne olsun. Marmaris'in geldiğinizde mutlaka tatmanız gereken şahane tatlısı. Adı? Kıyam. Kıyam. Ama siz kıyamamazlık yapmayın. Bence direkt yiyin. Şahane kıyamı şöyle göstereyim. Arı da üstümde. Arıya kıyamıyorum, kıyama kıyacağım. Şöyle tatlıyı göstereyim size. İnşallah yolunuz düşer, yerinde yersiniz. En organik haliyle. Buyurun, afiyet olsun. Buyurun. Alı da verin benim baro. Sevgili seyirciler, muhteşem bir yerdeyiz. Ormanın içinde masmavi denizin kokusuyla yeşilin kokusunun birbirine karıştığı, yağmur da yağmış mis gibi toprağın koktuğu harika bir yer. Neredeyiz? Hisar önündeyiz. Halil abim bizi bekliyor. Ne yapacağız? Şahane bir balık yemeği yapacağız. Gök çopuru yapacağız. Geç bile kaldım. Hadi buyurun, biraz koşalım şöyle. Halil abi! Kolay gelsin Halil abi. Vallahi şahaneyiz. Böyle bir yer yok. Halil abi bir şey söyleyeceğim. Yaşlanmazsın. Tamam, onu anladık yani. Hakikaten maşallah. Burada hayat şahane değil mi? Biz şanslılardanız. Sevgili seyirciler, yemin ediyorum hakikaten torpillisiniz yani. Aynen öyle. Bu ne güzel yer ya. Aynen. Halil abim bize ne yapacak biliyor musun sevgili seyirciler? Gök çopur balıktan. Balıktan. Yöresel bir hazır yemek. Bir evde insan gelip bir balığı hemen böyle 5 dakikada hazırlayacak bir şekilde bu. O kadar kolay mı? Tabii. Allah Allah. 5 dakikada fast food yiyemiyor insanlar. Biz 5 dakikada gök çopur hazırlayacağız. Hazırlanıyor. Hazırlanıyor. Tabii bir şey bu farklı. Değil mi? Hazırlanıp tavaya koyuyorsun. Hı-hı. Bir şeyini yapıyorsun, başka bir işini. Hı-hı. O hazırlanıyor demek. Kendi kendine pişer o. Harika. İnşallah. Aynen. Peki bu ne balığı abi? Bu bizim denizimizden çıkan kefal çeşitlerinden mavri diyoruz biz. Mavri? Evet. Mavri. Yumurta zamanında denk geldi bu şimdi. Ha, havyar vardı içinde. Onları ayırdık. Onlar olmuyor beraber. Havyarı ben yiyeyim Halil abi, ne olur. Tamam. Şimdi Halil abim sağ olsun zahmet etti. Sizler için bu sofrayı hazırladı. Başlıyoruz bismillah. Bizim malzemelerimiz neler Halil abi? Zaten mavri. Balık olmazsa olmaz. Yani olmazsa olmazı balık. Tamam. Tabii her yerde bulunan bir şey olduğu için. Hı hı. Soğanı, biberi, domatesi. Bunlar klasik şeyler zaten. Klasik de size klasik yani. Her şuradan domatesi aldın, oradan evet. Biberi aldın, oradan mandalina, orada portakal, klasik. Bize, nerede klasik? Biz market geziyoruz. Bize göre bizim yöreyi konuşuyoruz klasik. Ya şu anda. Pardon, tamam. Evet. Size klasik. O zaman bir dakika, malzemelerimizi bir daha sayar mısın? Balık, soğan. Biber, domates. Bu kadar. Tabii. Ama orada bir baharat. Şey var, baharat var. Tabii baharat. Tercih meselesi baharat. O karışık baharat mı? Tabii karışık baharat. Tamam. Defne yaprağımız da var. Defne yaprağı. En son o aroma versin diye koyuyorum onu. En son ama. Tamam. Pişerken atmıyorum, acıtır çünkü şeyi, malzemeyi. Ha, en son. En son bence. Çıkacağına 5 dakika yakın. Tamam. Ondan sonra ondan bir tane atıyorum. Onu bir aramasını ona bıraksın diye yemeğe. Hadi inşallah başlayalım o zaman. Soğanımızı hemen hallediyoruz. Tamam abi. Oo Halil abi, sende aşçılık var mı böyle ya? Yok, ben yemeği seviyorum. Ama baksana maşallah. Elini kesme, nazar değdirmeyeyim de ne güzel kesiyorsun ha. Bak yan yan kesiyorsun ha.
Allah nasip etse de gelip buraları görseniz yani. Uzakta değil, çıkın çıkın gelin değil yani. Mi yani? Burası Marmaris'e kaç kilometre Ali abi? 15 kilometre. 15 kilometre. Ama ayrı bir yer. Yani sanki hani şu arkamdaki deniz olmasa böyle Artvin'in dağları diyeceğim, işte Rize'nin dağları diyeceğim. Böyle az önce biz buraya gelirken bulutlar çökmüştü, böyle tam böyle sisler şeyin üzerinde, o çam ormanlarının üzerine çökmüştü. Yağmur da yağdı. Dedim ya, mis gibi kokuyor buralar şu anda. Ya şu soğan kokusu bile bastıramadı bu toprağın kokusunu şu anda. Efsane. Ne yapıyoruz şimdi? En altı soğan. En altına. Ha. Balık tavanın altına yapışmasın diye yapıyorum bunu ben. Ha, tamam. Bir de ikisinin arasına alıyorum, soğanla balığı. Hı hı. O soğan onu, suyu ayrı bir lezzet veriyor tabii ki. Soğanın suyu ha? Tabii. Şimdi bu kefal. Bunun çeşitleri var dedin. Ne çeşitleri var? Şu gördüğünüz körfez. Tamam. Kisaroli körfezi. Tamam. Mavi yolculuğun falan başladığı yerlerdir buralar. Ha. Tabii şu körfez Kisaroli körfezi. Bunun çıkıntısı tabii ki açık denize gidiyor. Tamam. Oradan bize gelen, bunların çok çeşitleri var. Sümüklü mavri deriz biz. Sümüklü mü? Yani. Sümüklüyse ben yemem. Yok! Ama bunların en lezzetlisi işte. Sümüklüsü hiç yapma Ali abi. Bu değil. Biz mesela bunun sarı kulak deriz. Ondan var. Ha. Gökleğen diyorlar. Balığın sırtı masmavi oluyor. Gök rengi. Gök renginde. O yüzden evet. Gökleğen demiş. Gökleğen diyorlar. Evet. Gök çopur olması şeyden. Hepsi çiğden olması. Yemeğin ismi çopur. Ama tabii hepsinin beraber... Mesela nasıl bir sebze yemeğini kapama yaparsın, çiğden hepsinden. Ha, bu da öyle. Bu da öyle. Tamam. Kızartma olmuyor, bu doğal oluyor, sağlıklı. Uğulama tarzında. Wow. Ama bunun tek özelliği kızartmaya kesinlikle girmiyor. Şimdi yine mi soğan koyacağız oraya da? Şimdi önce balığı bir ayarlayacağım. Ha, keseceğiz. Evet. Üç yapayım, aktarması kolay olsun. Ha. Burası kuyruk tarafı, evet. Bunu ayırdık şöyle. Tabii Halil abim bunların temizlemiş hepsini. Evet. Kafasında mı koydun? Tabii tabii. Ha. Zaten biz de balık tutarız beraber arkadaşla falan. Aha. Bir tane tuttuysak, ikiye böleceksek kafa Aha. tarafını hangimiz alalım diye şey yaparız. Bak neler öğrendim abla kaç dakikada ya. Evet. Vallahi balıkçılık çok seviyorum ya Halil abi. O bambaşka. Anlatılmaz. Şöyle nasıl biliyor musun? Güzel tarafı şu. Mesela çıkıyorsun ya, kimseden beklentin yok. Allah ne verdiyse diyorsun. Ya nasip diyorsun ya. Aynen öyle. Peki çok büyük balık tuttun mu? Kaçan balık büyük olur. Evet. Kaçanları sormuyorum bak Halil abi. Bana tuttuğun balıkları anlat. Biz daha çok dip balığına gidiyoruz. Hmm. Mesela mercan, çupra, barbun. Oltayla mı yoksa? Oltayla. Oltayla süper. Şimdi en altta soğan var. Onun üstünde mavrik balığı var. Onun üstünde tekrar soğan var değil mi abi? Evet. Böyle bayağı bir soğan özü suyu balığa geçecek o zaman. Tabii. Allah çok güzel görünüyor şu anda. Şimdi hemen zaten çok fazla da şeye girmiyorum. Tamam. Zaten bu böyle. Yani bu nedir? Eski buralarda hep leşmellik olduğu için. Aha. Biz de tabii yetiştik onlara. Tabii. Ne olacak? Akşam gelen burada balık zaten denizin ayağına dolaşıyordu burada eskiden balık. O kadar mı? Tabii bu trollar falan çıkmadan önce. Ayağımıza dolaşıyordu resmen. Değil mi? Evet. Her evde illaki kilolarca çuvalla balık olurdu yani. Giden öyle gelirdi. Ağ yoktu doğru dürüst. Herkes misinayla. Şimdi en altta soğan, ortasında mavrik, onun üstünde soğan, onun üstüne biber, onun üstüne de domates gelecek. Domates gelir evet. Domatesler bahçeden, balıklar hemen bizim burada körfezden. Pişirmesi de Halil abimden, bir de sevgili ablamdan. Kışın ne yapıyorsunuz burada? Sezonda çalışıyoruz. Aha. Kışın evdeyiz. Sezonda ne yapıyorsunuz? Turizmde çalışıyorsunuz. Evet. Harika. Şimdi bizim burada mesela 6 ay mı çalışılıyor sezon? 7,5 ay. 7. Geri kalan izin. Evet, evdeyiz. Yani hakikaten çok güzel. Evet. Mesela 6-7 ay çalışılıyor. Geri kalan bir 6 ay yatış. Ama o çalışılan 6 ayda öyle bir performans var ki gece yok gündüz evet, yok değil mi? Sabah 5'te gidiyorum. Ya. Evet. Akşama kadar çalışıyorsunuz. 2.30'da mesaim bitiyor. Hangi ben de mutfaktayım. Ha mutfaktasınız evet. Siz de. Harika. Ne? Şimdi bizim zaten bu yörede en büyük imkanımız turizm. Turizm değil mi abi? Biz de hep başladık. Komilikten başladık. Aa öyle mi? Evet. Garsonluk, şeflik falan müdürlük derken belli bir seviyelere kadar çıktık orada. Ondan sonra ben kendi işimi yapmaya başladım. Ne işi? Hemen şu sahilin kenarında restoran işlettim. Oo süper. 8 sene. Ondan sonra emlak danışmanlığı yaptım. Maşallah. Emeklilik falan olduk artık. Emekli biraz olduk. Biraz artık ne yapalım dedik. Ya yani. Abi yaşın kaçtı emekli oldun Allah'ını seversen. Dur şimdi. Kaç? 40 var mı? 41 var mı? 42 var mı? Tahmin edin. 43. En fazla 43. Emekli oldum dedin. Hadi ilk o önceki emeklilerden size, bahsediyorum. Ben 55 yaşındayım. Ne diyorsun sen ya? Burada, hakikaten burada mi? Burada yaşamanın güzelliği. Ana, Halil abi kiralık ev var mı burada? Kiralık, miralık.
Bu ne? Maşallah. Dur sevgili seyirciler. Yan tarafı hazırlıyorum. Maşallah. Yan tarafı hazırlıyorum bak. Halil abi 55 yaşında. 5 sene sonra 60. Yani bir Halil abi yüzünü görelim. Şöyle bir dur ya maşallah. Dur. 40 bin kere maşallah. Bir şey söyleyeyim. John Travolta gibisin. Saçlar maşlar yani. Yok niye... yok geçti artık. Eskiden daha farklıydı. Bu havasından süründen mi diyorsun yani? Aynen öyle. Peki bizim burada en uzun yaşayan mesela şu an kaç yaşındadır? Benim nenem var. Tamam. Fatma Turgut. Tamam. 116 diye biz biliyoruz. 120 diye iddia ediyorlar. Şu an yaşıyor mu hala? Evet yaşıyor. Maşallah. Seyirciler yerleşeceğimiz yeri bulduk. Yerleşeceğimiz yeri bulduk. Biraz kalabalığız ama hakikaten maşallah ya 116. Evet. Sizin bildiğiniz 116 yani. Evet. Ama 120 diye iddia ediyorlar falan. Şu an 120 yaşında torunun torununu görmüş. Torunun torunun torununu görüyor. Abo da maşallah. Şimdi ne yaptık? Şimdi ben buna ufak bir böyle tuz falan çopur. Bir şey yapacağım. Gök çopurumuzu aldık şöyle. Bu arada tavan da çok güzel. Tavan mı tencere mi anlayamadım. Müthiş bir şey bu. Bakır tava değil mi? İşi kalaylıdır bunlar. Evet. Şimdi bir dakika o baharatların içinde ne var? Bunun içinde şimdi kekik var. Tamam. Karabiber var. Kekik, karabiber. Bir de böyle karışık ufak küçük bir çeşni var. Böyle benim kendi hazırladığım. Onu söylemeyen tabii. Söyleme. Sırrını verme. Işim... Aman sakın sırrını verme. Aman yapmayalım. Hiç sakın sırrını. Yok artık aroması o bende kalsın. Tabii, her şeyde biliyorsunuz ustada kalır bir aynen. Şey. Bu nerede pişecek biliyor musunuz sevgili seyirciler? Ocakta. Ocakta ama öyle bizim gaz ocağında şeyde değil yani. Normal şeyde. Her eski şey usul, doğal. Eski usul ocakta. Gidelim mi? Her şey doğal. Hadin gari. Hadin gari. Gidin gari. Gidin gari. Gidiyoruz biz. Ocağa hadi gidiyoruz. Bir orada Allah, biraz nasıl koyacağız. Abla gel abla gel. Hadin gari, hadin gari, yiyin gari. Evet geldik. Vay 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 muhteşem ocağın başına geldik. Bu yörede herkesin evinde olan bir şey bu. Her evde var yani. Her evde vardır aşağı yukarı. Vay maşallah. Vardır. Şimdi ne eksik onlara bakacağız. Yağını koyup bir de limonunu sıkıp ocağa tamam. Vereceğiz. Limon nerede? Ağaçtan alacağız bizde şey yok. Bak ağaçtan. Bak hareketlere bak ağaçtan. Şimdi Halil abinin hareketlere bak. Bak. Ağaçtan. Abla ver şuradan bir limon ver gözünü seveyim. Şurada sarısı var. Şöyle. Ah limon burada. Limon burada. Domates, biber orada. Balık şurada. Şuradaki denizde. Daha ne yedim? Daha ne diyeyim? Bunu kestik. Tamam. Vay vay vay. Vay bir bakayım şuna ya. Oh. Şöyle bak. Şimdi limonu sıkıyoruz. Bakamayanlar bakmasın. Sonra ağzımız şey oldu falan demeyin. Bak bak. Bir tane buna yeter. Yeter mi? Evet. Tamam. Çok fazla boğmayalım. Tamam. Bu da limonun şey yapanlar için. Yok ya sıkmayacağım. Şimdi halis mulis saf zeytinyağı. Evet. Şu zeytin ağacından almadı bunlar da. Bak şimdi. Bu da buradan. Evet. Hepsi Allah'ım buradan. Yarabbim nerelere gideyim yarabbim. Zeytinyağı buradan. Limon buradan. Balık şuradan. Domates biber oradan. Tavayı kim yaptı sizin? O da burada yaptırdınız yani. Tabii. Içine. Evet. Şahane. Maşallah. Evet. Maşallah. Su döküyoruz. Of Halil abi çok güzel görünüyor ya. Ha Halil abi. Biz kalabalık dağılınca seninle ikimiz bir oturalım. Tamam. Şey çok fazla şimdi biraz kalabalık olmuş. Bismillah. Ben koyayım mı buraya? Tabii buyurun. Hani bir şey yapmış olayım Halil abi. Şimdi yani, sen illaki, yaptın yani. Illaki. Bismillah. Bereketli olsun inşallah. Aha burada. Ateş yok mu? Yok yok iyi. Şöyle iyi mi? İyi. Tamam iyi, sen yine iyi. Artık düzenini orada oluştur abi. Kapağını da kapatalım. Kapağını da kapatacağız değil mi? Evet. Bismillah. Kapattım kapağını da. Halil abi. Şimdi burada ne kadar bekleyecek? Yaklaşık. Tabii bu altındaki ateşe bağlı ama biz onu gene 10 dakikada falan hallederiz. Ateşi falan destekleyeceğiz mi biz? Tabii destekleyeceğiz. Böyle? Yani böyle harlı ateşte mi olması gerekiyor? Taşmasına gerek yok. Altında ateş yansın yeterli. Yeterli. Şimdi gök çopur pişe dursun. Ben anamların yanına geleyim şöyle. Evet. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz. Sen de buralısın. Evet, buralıyım. Doğma büyüme. Evet. İsmin neydi annem? Zeynep Şengül. Zeynep anam. Peki ana senin adın neydi? Hatice. Hatice annem ne yapıyorsun sen şimdi? Ben şimdi golan dokuyorum, ip büküyorum. İp büküyorsun. Evet. Onun adı neydi? Kirmen. Peki anne bir şey söyleyeceğim. Bunu normal günden mi yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Şey? Koyun günü. Koyun günü mü bu? Gerçek gün. Kendimiz eğirme. Kaç metre olacak? Ne kadar olacak bu? Metresi çok, önemli okay. Değil. Kendimizi ayarlıyoruz. 4 kulaç yapıyoruz. Şöyle. Bu kaç kulaç? Bu çok daha bükecek. Daha çok. Şimdi bir kulaç ne kadar oluyor? Şu kadar. Bu kadar. Bir kulaç. Şöyle. Metre olursa şöyle yaparız. Kulaç olunca böyle. Metreyi görüyor metreyi? Şurada. Metre şurada. Şu metre mi? Ha, evet. Şu. Evet. Şu da kulaç. Evet. O zaman kulaç daha büyük. Evet. Kulaç büyük. Mantıklı olarak. Bir buçuk. Ha 1,5 metre oluyor. Peki bunu nasıl yapıyorsun? Bir göreyim şöyle ya.
Şimdi bunu çeviriyorsun, çevirdin, dönüyor. Bu bunun böyle birbirine sarıyor, ip oluyor. Ters çevirirsem sarar. Üst çevirirsem olmaz. Solak yapıyoruz böyle. Ha, ben solak değilim ki. Biz de solak değiliz, yapmak zorundayız. Ha, bu öyle oluyor. Evet, bu öyle. Ha, ana bir daha çevir bakayım ana. Zeynep Hanım. Böyle çeviriyorsun. Evet. Onlar birbirine dolaşıyor, ip mi oluyor? Evet. İkisi bir tane gibi oluyor o zaman bükülünce. Peki açılmıyor mu sonradan onlar? Açılmaz. Peki böyle. Bu sonra boyanacak mı? Boyamadan dokunacak. Böyle beyaz yaparız. Renklileri şöyle içine koyarız. Dokunacak. Vay. Anne bir kere yapayım, kurban olayım. Şimdi şöyle çeviriyorum. Hayır. Yok kız. Lan ters oldu. Arka, dur. Arka. Ha, bu tarafa, sol tarafa, sol tarafa. Evet. Şuradan mı çeviriyorum? Sola. Bismillah. Hadi. Ay Allah. Oldu mu? Oldu. Evet, şimdi böyle. Vay. Bu durana kadar mı bekliyoruz? Durdu. Ne yapacağım? Geri sar. Oradan çıkarıp. Çıkaracağız. Doluyorsun. Ha, aman. Bura zormuş ya. Böyle. Şu döndürmeyi yapayım ben. Sadece döndürmeyi ben yapayım. Tamam. Siz çevirmeyi yapın. Bak bakalım. Ora zormuş. Şöyle çeviriyoruz. Vay. Vallahi öğrendim ha. Eskiler ne güzel yapıyormuş değil mi anne ya? Şöyle ayakta yapacağım bir dakika, şöyle durayım. Şimdi ne yapıyorduk anne? Bitmedi daha. Bir daha Zeynep. Bir daha mı? Olmadı Zeynep. Olmamış Zeynep bana. Olsun. Olsun varsın, ne yapacağım? Çevirdik böyle. Vay. İşte koyunun yünü böyle ip oluyor değil mi? Evet. Bunu yaptıktan sonra alıyoruz. Buradan mıydı? Başını çıkarayım. Burada orayı boy verme. Ana bura gitti ya. Olmadı, baştan. Tekrar. Tekrar. Sevgili seyirciler. İp kaçtı. Şöyle. Şimdi olacak dur. Şöyle çeviriyoruz. Durana kadar bekliyoruz. Durması önemli değil. Önemli olan büküm. Büktü. Şu an büktü. Buraya boy vermiyorum. Buraya boy vermiyorum. Kız. Şöyle. Ha. Bak şöyle yap. Şöyle. Tamam. Oradan koydum, bıraktım. Koyur. Bıraktım. Koyur. Gene oradan yapıyoruz. Aynen gene oradan. Vallahi ne güzel ha. Ama tabii bayağı bir elin uyuşuyor yani bu yukarıda tuta. Bizim köyün en çok nesi meşhur anne? Balımız meşhur, balığımız meşhur yani. Limon, portakallar o şekilde. Bal, balık, zeytin, limon, portakal her değil şey, mi? Şeftali, kayası her şey bulunur. Her şey. Nişasta helvası yaparız, darunundan kaşık helvası yaparız. Allah. Susamına baldan kıyam yaparız. Kıyam mı? Ha kıyamı biliyorum. O çok güzel oluyor. Balık mı kokuyor burada? Ne kokuyor? Pişiyor mu? Halil abi! Pişti. Ana hemen dur geliyorum. Halil abi! İki dakika mı? 2 dakika. Defne aromasını alsın biraz. Evet. Kapatıyoruz. Tamam. Halil abim üzerine defne yaprağı koydu. Kokusu için, aroması için değil mi abi? Evet. En son verirsen aromasını salar o. Daha güzel bir koku verir. Gök çopuru yapıyoruz. Bizim şahane, enfes, bizim buranın hemen şuradaki körfezin balığı. Mavrik balığı. Marmaris'in, bizim buraların efsane balığı. Mavrik balığı. Mavrik. Ama asıl onun atası Mavrik. Cinsi kefal. Kefal. Kefal evet. Cinsinden Mavrik balığı yapıyoruz. Az kaldı. Çok az kaldı. Haydülen, Karadağların sandalı da sandalı. Haydülen, Karadağların sandalı da sandalı. Vurulmuş da kanıyor Kerimoğlu'nun her yanı da her yanı. Vurulmuş da kalıyor Kerimoğlu'nun her yanı da her yanı. Dur gaza geldim. Şimdi Halil abi sen kışlık taraf sanki hazırlamışsın gibi burada. E tabi bunlar akşam bizim tutuşturmalık, soba tutuşturmalığı. Sobanın altına. Değil mi? Tabii onlardan koyarız. Odunların peki, daha çabuk. Peki bunlar ne oluyor abi? Bunlar tohumunu dökmüş. Kozalak ama. Tohumu dökülmüş çıra kozalaklar. Çıra vazifesi yapıyor. Çıra vazifesi. Evet. O kadar iyi mi yanıyor bu? Evet. Tabii. Allah Allah. Yani bunlar çıra gibi yanıyor mu böyle? Tabii. Ağaçtan düştükten sonra belli bir zaman sonra tohumunu döküyor. Artık bunlar da böyle yollara doğru akıyor.
Oradan da topluyoruz biz yoldan gelip geçerken. Vallahi şahane. Bütün kışlıklar hazır. Bir de bunlar evet. var. Eskiden kök boyalar bunlardan mı yapılırmış? Bu ağaç kabuklarından mı yapılırmış acaba? Boya özelliği var evet. Boya. Biz böyle serpmeleri falan boyarken bunlardan koyarız. Vay. El serpmeleri. Sağ serpmesi balık için. Evet. Vallahi ne güzel abi ya. Bunlar böyle kışın sobada yanarken çıtır çıtır ses verir. Allah. Güzelliği orada zaten. Halil abi böyle hafif yağmur yağacak. Sobayı yakmışsın, çay üstüne koymuşsun. Aynen. Bunlar çıtır çıtır. Balı da yanına koymuşsun şöyle gök çopuru. Aynen. Yapak mı onu? Ben soba kullanmıyorum. Ya? Gozine kullanıyorum ben. Ha şeyle, ekmek falan yapılıyor tabii, içinde. Tabii, içinde fırını falan var onun, gözleri falan var. Zevkli adamsın sen Halil abi. Yemin ediyorum zevkli adamsın. Balık ne diyorsun da? Bak hazır mı acaba? Balığı alabilirsiniz. Alabiliriz. Balık. Bak. Balığımız pişti. Balığımız gök çopur pişti. Abi bir şey söyleyeceğim. Peki bu nereden? Oh! Oh! Ne kadar ağırmış. Bu ne? Aa Halil abi. Tamam. Yardım et. Benim tutuldu Halil abi. Bu da... Oğlum hafif. Evet, şöyle alalım. Hay Allah'ım yardım et yarabbim. Bu da bizim bahçeden. Bal kabağı diyoruz biz. Bu da mı bahçeden? Tabii bahçelerden bunlar. Aa ne bahçeymiş bu maşallah ya. Beni eksen ben de çıkarım herhalde orada yani. Senden çıkmaz da. Gibi çıkar. Bana niye çıkmıyor ya? Yok, tamam. Çıkmaz. Bu da bal kabağı. Bal kabağı şahane böyle kabak tatlısı yapılır. Ondan sonra çok güzel çekirdekleri vardır. Efsane biliyorsunuz zaten. Bunu da şuraya koyayım. Şöyle dursun. Balığı çıkaralım mı abi? Şöyle aldık. Allah Allah. Allah 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 Allah. Bu nasıl vay. Balık? Çık çık. Vay 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 vay. Abi ya bu nedir ya Halil abi? Ne kadar güzel kokuyor bu defne yaprağının kokular. Defne yaprağı evet. Bunları çıkaracağız değil mi? Arama ondan geliyor. Bunu şuraya çıkaralım. Allah Allah. Halil abi anlaşalım. Buyurun. Kafalar senin olsun. kusura bakma ben misafirim. Hiç kusura bakma. Yok, hiç bakmıyorum. Kusura bakma ben şöyle. Misafirim Halil abi. Şöyle buyurun. Vay 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 vay. Vay! Yeme de yanında yat. Şimdi ağzımın suyu aktı ya. Aa benim de ağzım suyu aktı ya kız. Vallahi. Şöyle bir de üzerinde. Haa. Şeyinden. Hala. Bir tane daha koy ben biraz aç geldim de sana zahmet. Hı-hı. Şöyle. Halil çok koyma bize de kalsın. Yok anne anne beraber beraber işe şaka edelim abi. Vallahi insanın canı çekiyor hakikaten ha. Vallahi efsane. Çok güzel kokuyor. Böyle değişik böyle buğulama gibi değil mi abi? Tabii, o yani, tarzdan, o tarzdan, o gillerden. Buğulama gillerden, Halil abimin efsane balığı, gök çopur hazır. Sevgili seyirciler, inşallah yolunuz düşer Hisar önüne. Bu muhteşem balıktan siz de belki misafir olursunuz, gelirsiniz bu güzellikleri yerinde görürsünüz. Yerinde yersiniz. Abi ellerine sağlık. Afiyet şeker olsun. Efendim, gök çopur, afiyet olsun. Gök çopur, yi, ondan sonra otur. Buyurun. Benim sevdiğim 13-14 yaşında. Sevgili seyirciler, mis gibi doğası, tertemiz havası, sıcacık insanlarıyla Hisar önünü gezmeye devam ediyoruz. Şimdi ne yapacağız? Ne edeceğiz biliyor musunuz? Ne deyip durun? Bazlama yiyip durun. Hadi bazlamaya. Kolay gelsin ablam. Selamünaleyküm. Sağ ol, sağ ol. Hoş geldin, hoş geldin. Ne deyip durursunuz? İyi misiniz? İyiyiz biz de. Sizleri soralım. Allah daha iyisin. Biz şahaneyiz. Vallahi mis gibi buralar. Hava çok güzel, her şey. Ana bazlama attın ya kız. Evet. Ne zaman attın bunu? İki dakika önce. Şunu atayım. Hemen geliyorum yanınıza. Bazlamayı kaçırmayın. Şimdi bizim buranın şahane bazlaması var. Efsane hakikaten. Yani bunu gelip artık koklamanız, bunu gelip hissetmeniz lazım. Benim buradan kokuyu ben nasıl vereyim size? Nasıl anlatayım değil mi ana? Evet. Mis mis. Mis mis valla. Hele Fatma Hanım yapıyorsa acayip evet, güzel. Evet çok güzel. Çok güzel yapıyor. Ekşi mayalı. Şimdi, ekşi mayalı evet, oluyor. Evet köy mayası. Değil. Peki bunu akşamdan mı mayalıyorsun yoksa gündüz mü yaptın? Ne zaman yaptın? Mayalı akşam karıyorum sabahla bunu da mayalayım. Bizim köy ekmeğimiz. Köy ekmeğimiz meşhur bu. Köy ekmeğimiz. Peki bu alttaki saç değil değil mi? Ne bu? Toprak saç. Vay topraktan. Evet. Altında da odun ateşinde. Evet. Şöyle göstereyim. Aha. Evet. Ha. O odun ateşinde mis gibi bazlama. O bazlamanın üstünde bu isi siniyor. O toprağın evet. tadı geliyor. Ondan sonra hamurun tadı var. Ekşi mayanın tadı var. Bir bu... de tereyağı süreceğim üstüne. Kız onu mis, mis, peynir, zeytin çok güzel. Allah tek Allah. Güzel.
Daha ne isteyeyim kurban oldum Allah'tan. Arasına tereyağı koyacağız. Evet. Olmazsa olmazı. Peki bunlar var Fatma. Bunlar ne? Bunlar hangisi? Bunlar da köy meşhur bizim köyün külüçesi. Külüçe mi? Yan ekmek evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey soracağım. Sen bunun altına yağ sürmedin, bir şey sürmedin. Yapışmıyor mu bu toprağa? Hayır baksana yapışmadı. Nasıl yapışmadı? Ne yaptın? Okudun üfledin mi? Ne yaptın evet, da yapışmadı? Evet. Nasıl yapışmadı bu? Bildiğim okudum üfledim yapışmadı. Değil maşallah. Aman ne güzel valla harika. Hakikaten şimdi ben bunu yapsam ya ben mesela yaptığın zaman yapışıyor bir şekilde ama siz yaptığınız zaman yapışmıyor. Bunun altına önce ufra yaparsın. Ufradan sonra beze yatırırsın. Bezde üstü acık gereşir onu. Ondan sonra yapışmaz. Ha. Ben anlamadım ki. Ya sen anlamadın ki. Ana bir şey söyleyeceğim. Ufra ne ya? Ufrayı anlamadım. Un. Ha un. Ha ufradan dolayı. Evet evet unu ekeriz şöyle ekeriz. Tamam. O zaman yapışmaz. Biz bunların sırrını söylesene bana. Ben de bilmiyorum valla. Sırrı da bende kalsın. Olsun biz öğrenek. Allah Allah ya. Söylemiyor valla. Şimdi anladım. Artık bundan sonra bazlamayı gözlemeye cızlamayı yapıştırmak yok. Niye? Çünkü üstünde ufra atmamız lazımmış. Ufra olmazsa yapışır. Evet, evet. De, vallahi. Peki evet. Şimdi altını piştiğini nasıl anlayacağız? Bir anlarız onu. Kaç dakika sürüyor bu? Bilmiyorum ya. Bilmiyor mu? Evet. Peki bu sade mi oluyor? İçine mesela bir şey koyamıyoruz mu? Böyle mi bir şeyler yani? Evet. Ha. Biz bir şey koymayız. Ama o susamlı mesela. O ayrı. O da burada pişmedi mi? O yağda pişti. Ha yağda o. Evet, zeytinyağda. Ha. Susam var onun içinde. Onun adı neydi? Külürçe. Külürçe? Evet. O çok güzel görünüyor da. Aa çeviriyor. Dur bakayım hele bak. Çevirmeyeceğim. Çevirmeyeceğim mi? Bak hiç yapışmıyor işte. Bu topraktan tamam mı? Evet. Bunu biliyorum bu topraktan. Evet. Öteki ne işe yarıyor? Bu da börek saçımız, közleme saçımız, demir saç. Ha o demir saç. Evet. Peki bir şey soracağım ana. Bunu en iyi sen bilirsin. Heh. Yani toprak saç mı iyi oluyor, öbür saç mı oluyor? Biz onun üstünde böreği yağladığımız için o iyi oluyor. Bunda iyi olmaz böyle. Ha. Bunda bizim bazlama için iyi oluyor. Evet. Tamam bir çevirelim bakayım ana. Vay vay vay. Pişmiş mi ne? Biraz pişmiş. Pişmemiş mi daha? Evet. Az kaldı. Çok az kaldı. Ne dip durum, yiyip durum. Çok az kaldı. Birazdan onun içine tereyağı koyacağız. Bu toprak saç zamanla ateşte çatlamıyor mu? Şey olmuyor mu? Kullanmasını bilirsen bu 5-6 sene kadar kullanamazsan 1-2 sene ancak gider. Yani kullanmasını bilirsen yağlıyor musun? Tuzluyor musun? Nasıl kullanır? Pişirirkenle toprağını oradan aldığımızda biz pişiriyoruz. Suvan koyuyoruz üstüne. Mum koyuyoruz. Hı hı. Arı mumu. Ha arı mumu mu? Evet. Vay. Bunu sürtüyoruz etrafını, pişiriyoruz, bu hale getiriyor. Ha bunun bakımı var yani. Evet. İlk başta öyle evet, başlanıyor. İlk pişimde öyle, ilk pişti. Gözüme ne oldu kız? Gözüme duman kaçtı ha. Ben. Tamam. Senin gözün alışıktır ana ben ne edeyim? Ta gelmişim, bir şehirden gelmişim benim gözüm. Benim gözümü ne edeyim? Ben bu gözü ne edeyim? Gözlük tak. Gözlük tak, duman kaçıyor. Ne yemek ne içmek, ne tadım kaldı. Garip bülbül gibi feryadım kaldı. Ne yemek ne içmek, ne tadım kaldı. Garip bülbül gibi oy feryadım kaldı. Alamadım eyvah eyvah muradım kaldı. İrengi gözümde solan dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada. Alkış! Alkış! Azıcık daha sen ceza alsın, azıcık daha alkışla. Alkışla kız. Allah canını almasın seninle. Aman tamam be kızma ya. Hani bizim Türk milletinin genel özelliği misafirperverdi de. Bizim buralar daha bir şey, sanki böyle bir yenilsin, içilsin böyle sohbet, muhabbet, güler yüzlü ha. Evet. Bu neyden evet acaba? Elim oldu. Senin elin bol mu kız? Evet. Hani daha bir şeyini görmedik evet de. Ya baksana çekim yapıyorsunuz. Ben buradan kalkıp da nasıl sana servis yapacağım? Doğru diyorsun ben bunu düşünemedim ya. Vallahi hiç aklıma... hiç aklıma gelmedi doğru söylüyorsun. Hiç de bana aklına sok. Haklısın. Fatma Hanım doğru söylüyorsun haklısın. Şimdi bazılarımızın
Arka tarafı pişti şimdi, öbür yüzü pişiyor. Ha. Ama efsane bundan sonra başlıyor. Bazı zamanın arasına tereyağı koymadıktan sonra ben ne edeyim? Getiririz, tereyağımız da var. Hey inşallah. Bak birazdan tereyağı da gelecek. Evet. Şahane bazlama birazdan pişecek. Ben şu anamların yanına doğru geçiyorum. Ana ne ödüyor? Ana! Nasılsın, iyi misin? İyiyim oğlum. Bir de şunun adı neydi? Külünçe mi? Külünçe. Külünçe. Hı-hı. Külünçe yapar mıydın yapardım sen de? Yapardım. Ana bana bir şey yaptı. Kıyamam mıydı? Kıyam. Kıyam, kıyam. Bu Fatma yapar onu, biz yeriz. Fatma yapar, biz Fatma yeriz. Bizim burada kural şu, Fatma yapar, biz yeriz. Evet, komşumuz. Allah eksikliğini vermesin. Evet. Siz de buralı mısınız anne? Buralıyım canım. Hep burada kaldınız, gittiniz mi Marmaris'in merkezi? Eşim imamdı, cami imamıydı. Ha. Milas'ta durduk. Ha, biraz çalıştık. Oraya gittiniz. Evet. Nasıl? Buraya geldik. Yerleştik. Babamdan tarla kaldı. Oh. Ev yaptık içine. Çok kaldı mı? Çok kaldı mı? Beş dönüm. Aman daha ne olsun. Dört dönüm bostan, yan gel Osman. Evet. Beş dönümse daha da iyi. Evet. Adana'nın Çukurova'sı gibi yetişmeyen yok, hatta fazlası evet var. Evet. Denizde balığı, dağında balı. Balı. Aşağı indin inciri, zeytini, ondan sonra kabağı, domatesi, biberi saymıyorum daha. Her şeyimiz var. Her şey var. Pişti mi ana? Dur geliyorum, hemen geliyor bana. Hemen geliyorum. Vay ama ne yaptın sen ya? Yani Fatma ana, beni ne yaptın şimdi? Bizim buranın halis mulis organik tereyağı. Evet. Bizim buranın halis mulis, bizim çam buranın çam balı. Ha, şuradaki çamlar yok mu? O çamların üstündeki arıların balı. Değil mi? Bizim buranın halis bıçağı. Yok bu zaten bize bıçak. Bu yok, bu yok. Bizim buranın normal bıçak. Bizim buranın tabağı. Şimdi pişti, bir tanesini nasıl yapacağız? Keseceğiz. Keseceğiz. Canınız çekiyor biliyorum ama yani bazlama. İnşallah yolunuz düşer, siz de yaparsınız. Aynısını mutlaka evde de yapılır, işte bahçede de yapılır. Mutlaka yapılır ama şimdi çiçek dalında her şey yerinde güzel ya. İşte bu mesela, bunun bal her yerde var ama işte buranın organik kendi balı. Bu bizim sarı kızın tereyağı. Evet. Bizim yine milletimizin her ferdinin özellikle böyle aşk ile yediği bazlamanın arasına tereyağı, onun üzerine de balı yapacağız. Size şöyle bir turum yapacağız. Bismillah. Anam ya, Allah razı olsun. Hah. Bismillah. Ana. Anam kız sen koy kız şunu. Ha? Vay 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 vay. Tamam yeter. Şimdi şöyle şunu şöyle biraz yedireceğim. Evet. Ya biraz soğuk. Ekmek sıcak. Ha? Yanıyor mu? Yanıyor. Ana yanıyor kız. Yandı kız. Vallahi mi yandı? Yok be. Ha, yanmamış. Tamam şöyle. Bu yavaş yavaş eriyecek şimdi içinde. Bunu biraz kendi haline şöyle bırakacağım. Balı da koy. Balı da koyacağım içine. Vay vay vay. Bismillah. Azıcık daha koyayım. İşte şahane. Fatma Hanım'ın bazlamasının içinde ne var? Tereyağı var. Yine bizim buraların, yine bizim buraların balı var. Şöyle kapatayım. İnşallah yolunuz düşer, güzeller güzeli Marmaris'in Hisarönü köyüne gelirsiniz de Fatma Hanım'ın bu şahane bazlamasından yeme fırsatınız afiyet olur. Afiyet şeker olsun. Afiyet şeker olsun. Gelin buyurun, beraber olsun. Ha. Buyurun, buyurun, buyurun. Sevgili seyirciler, güzel Hisarönü'nü gezmeye devam ediyoruz. Bakalım burada ne varmış. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin. Sağ olasın. Ne yapıyorsun emmi? Vallahi zeytin seyiriyorum arkadaş. Ha, kolay gelsin. Tam mevsimi değil mi şimdi? Orada da seyiriyorlardı. Mevsimi. Peki bir şey söyleyeyim. Normal böyle sopayla vurulmuyor muydu? Hayır. Biz tırmıkla yapıyoruz. Vay. Böyle daha haberim var. Sen var ya, çok akıllı adamsın yemin ediyorum. Teşekkür tek tek olacağına değil mi? Evet. Evet. O tırmık normalde bu zeytin tırmığı mı? Öyle yok, bir şey mi? Vallahi. Tırmığı, bakayım evet. Bir bakayım emmi. Buyurun. Aha. Plastik. Ha, zarar da vermiyor. Evet. Çizmiyor da. Bir kere yapayım mı emmi? Yap. Şöyle. Plastikten zeytin tırmı, valla mantık olarak öyle olması lazım çünkü. Şu, aha, vay. Peki kaç tane böyle ağaç var amca? Var, 15-20 tane var. Maş. Aa, kafama düştü. Ana, emmi burnumu kırdı. Bu nasıl koca zeytinmiş böyle? Bunun cinsi koca zeytin mi? Of, burnuma çat etti. Bakar mısınız sevgili seyirciler? Koca koca, erik gibi. Şöyle zeytinler, şöyle bakar mısınız? Burnuma düştü, dur. Şöyle. Ana o ne? O ne?
Ya ödüm koptu, ne yapıyorsun? Tarak değil mi o? Abi bu ne? Bunlar zeytin topluyoruz. Zeytin. Ya, bu da tamam, bu da aynısı. Allah elini versin. Benim tarak zannettim, saçı da evet. Arada bir saçı da güzel tabii. Oldu mu yalnız? Az önce bir taradın sanki. Oldu, yakıştı. Çok güzel oldu. Ya abi bir şey söyleyeceğim. Çok büyük değil mi? Yani koca koca erik gibi baksana. Hasat zamanı ve yağlık zeytin, çok güzel zeytin. Tamam, hep merak ediyordum, onu soracağım. Bu böyle yenir mi? Dene istersen. He dene. Yok ya, her şeyi ben deneyim. Ben yerlerde yuvarlanayım, acıdan kıvranayım. Evet. Sen burada tabii mutlu ol, biliyorsun tabii. Yenmez. Abi bir şey söyleyeceğim. Hakikaten yenmez mi? Yenmez. Bir takım süreçten geçmesi gerekiyor ki ondan sonra. Ha. Yenecek. Allah razı olsun. Sağ olasın. Bak ne insanlar var. Bedavadan bilgi alıyorum ya. Abi bu bunu verin. Teşekkür ederim. Çok biz teşekkür ederim. Toplamaya devam edelim. Gördüğünüz işte erik gibi dediğim koca koca zeytinler. Abi adınız neydi özür dilerim? Mehmet Ali Yavuz. Mehmet Ali abi. Mehmet Ali Bey. Mehmet Ali Bey, bu zeytinleri nasıl topluyorsunuz? Peki Mehmet Ali abi, en yükseğe nasıl çıkacaksın oraya? Burada daha uzun durmak. Aa, onun ha uzatmalı o. Vay. Mehmet Ali abi. Salladığın zaman ol da geri indirir. Mehmet Ali abi, sende her şey maşallah. Tam tekmil. Böyle kaç taneydi senin Mehmet Ali abi? Var 60-70 zeytin hocam. Maşallah. Peki bu sene zeytinler nasıl Mehmet Ali abi? Bereket versin. Çok şükür. Anam anam. Şimdi Mehmet Ali abim yukarıdan düşürüyor, anam da aşağıdan topluyor. Değil mi? Evet. Şimdi peki bir şey soracağım Mehmet Ali abi. Bunları topladık. Ay, bir tanesine bastım, hakkını helal et. Olsun bir şey olmaz. Mehmet Ali abi. Bir şey olmaz. Bunları topladık ya böyle. Evet. Şimdi bunların sonraki aşaması ne? Bunları direkt yağhaneye götürüp yağ sıktırıyoruz. Ama bu yağlık mı? Evet. Ama bu çok güzel, bu koca koca bunlar ya. Evet. Hani yenmelik olmuyor mu? Sofralık olmuyor mu? Sofralık da oluyor, yağlık da oluyor. Bunu hemen yemek istiyorum. Ne kadar zamanda yiyebilirim en kısa zamanda? En az bir 20 gün. 20 gün? Evet. Aa. Şimdi onu 20 gün yemek için de çizmek gerekiyor. Çizince de biraz tuz atacaksın, daha çabuk tatlanıyor öyle. Ha. Bu çizilecek? Evet, uzun zaman da yemek isterseniz böyle bütün... Tuz atıyoruz. Tuz attıktan sonra bidona koyup arada bir çalkalıyoruz. Ha. Böyle uzun da yiyebiliyorsun yani. Bir sene sonra da yiyebiliyorsun. Yok ana kız, ben hemen yemek istiyorum. Yarın yemek istiyorum ben bunu. Yarın olmaz. Yapma ya. Olmaz. Evet, yarın olmaz. Yarın yiyeceksen bakkala git diyorsun. Hakikaten şahane. Acısı gitmesi lazım. Mehmet abim bahçesindeydik. Allah bereketli eylesin. Çok Allah çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şunu alayım da ben seni yemeni artık yerim. Tamam. Bir sene yemeği yaparım ben. Afiyet bunu. Olsun. Sevgili seyirciler, bizim Hisar Hanım'ın muhteşem tereyağı var. Peki o tereyağı nasıl yapılıyormuş? Şimdi onu göreceğiz. Ablamlar hazırlamaya başlamışlar bile. Kolay gelsin abla. Sağ ol. Ne dip diyorsunuz? İyi misiniz? İyiyim, vay, iyiyim. Vay. Ooo. Aha, dur abla, ben onu tutayım şöyle istersen. Bir çalışırsan abla, nasıl çalışıyor? Bu makine mi yapıyor şimdi tereyağı? Evet. Allah. Anam kız üstümüze geliyor. Dur, açacağım, dur. Açalım bakalım ne olmuş bizim tereyağlar. Vay. Üstüne çıkıyor şimdi. Şimdi üste mi çıkacak o alttakiler? Üste çıkacak. Hani yağ gibi üste çıkıyor diyor mu? Evet. Yağ gibi üste çıkmak bu mu? Evet. Ben bunu çok güzel yaparım, biliyor musun? Bir şey söyleyeceğim abla. Şimdi bu üsttekiler hazır. Evet. Başka bir işlem var mı? Yok. Tereyağı. Tereyağı. Tamam. Altı? Tereyağı. Altı ayran. Ayran. Allah, o da ne güzel olur ha. Abla vallahi şahane olur. Vay. Şahane tereyağı nasıl yapılıyor? Onu ablamlar gösteriyor. Aslında eskiden böyle yayıkla yapılırmış değil evet, mi? Evet. Böyle sallaya. Şimdi artık gelişti, artık kolaylaştı. Evet. Ne kadar güzel, yemin ediyorum, kaymak. Buyurun. Aman ablam, ne zahmet ettin ya, Allah razı olsun. Afiyet olsun. Bak. Bizim buralar böyle işte, evet. Böyle. Canın çektin mi, bir tane istersin, bir poşet gelir. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Bu şey mi, kırma mı? Kırma zeytin bu. Bir tane yiyeyim mi? Yiyin, afiyet olsun. Yiyin gari, hepsini yiyin. Evet, buyurun. Allah'ım çok güzel. Şöyle göstereyim bizim buranın inanılmaz güzel, şahane kırma Hisarönü zeytini. Şöyle göstereyim. Ay şu tutamadım. Şöyle ha. Şöyle. Bunu nasıl, taşta mı kırıyorsunuz abla? Evet, taşta kırıyoruz. Vura kırıyorsunuz. Kırıyoruz. Ondan sonra suya koyuyoruz. İki günde bir yol döküyoruz. 20-25 gün sonra tatlanıyor. Tuzlu su yapıyoruz. Öyle bekletiyoruz. Ya. Öyle yiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Şöyle size de göstereyim, buyurun.
Muhteşem zeytin. Hakikaten çok güzel bir zeytin. Ablam benim çok sağ ol. Gel yanıma gel, gel gel gel. Tereyağı yapıyoruz. Gel gel. Bazlamayla yiyeceğiz. Tereyağını eltim biliriz yapmasını daha iyi. Siz şimdi elti misiniz? Evet, iki eltiyiz. Ha, aranız nasıl? Aramız iyidir. İyi maşallah. Evet. İyi maşallah. Abla senin adın neydi? Filiz. Filiz abla. Şimdi köpüklerini de alıyorsun. Yağ kalmasın diye. Üstte hiçbir şey kalmayacak değil mi evet abla? Evet. Soğana, peynir çok yağlı oluyor. Ha. Keseden geçmesi zor olur. Abla ağır geldi sana. Dur yardım edeyim. Sen bana bırak. Şu tutuyorum ben. Tamam. Bitti mi? Bitti. Tamam. Şimdi şöyle bir gösterelim. Şunu şuraya alayım. O zeytini alabilir misin sana? Şuraya kenara. İşte tereyağı nasıl olur? Aa, tereyağı böyle kar gibi bembeyaz olur. Bizim buraların tereyağı şahane. Hisarönü tereyağı. Şimdi tereyağı aldık. Evet. Ayranı orada kaldı. Evet. Ayranı kim içecek? Hepimiz içeceğiz. Hepimiz içelim. Evet. Hepimiz içelim. Peki bu tereyağı şimdi birleştireceğiz mi? Ne yapacağız? Bir araya geldik. Nasıl yapacağız onu? Böyle karıştırıp toplayıp. Tamam. Böyle iyice birbirine karıştıracağız. Anam. Anam ne oldu? O neydi kız? Ne patladı? Şimdi böyle böyle topluyorum. Vay vay vay. Ayranın üstüne çıkacak. Ondan sonra yıkıyorum ben bunu. 5-6 kere ayran yağdan ayrılacak. He. O zaman tereyağı olur. Şimdi bu 5-6 kez daha yıkanacakmış evet, değil mi abla? Evet. 5-6 kez yıkandıktan sonra ayran yağdan ayrılacak. Ondan sonra bakar mısın? Peki böyle de yenir şu anda değil mi? Yok, ayransı ayransı. Ha, ayransı olur. Tadı değişik olur değil mi? Biraz ayransı tat gelir. Gördüğünüz gibi tereyağımız hazır. Ama tabii bunun işlemleri var da ablamın dediği gibi yıkandıktan sonra sofralarımıza gelecek. Abla çok güzel ha, böyle de yenir ha abla. Hiç ayransı değil ha. Abla kız çok güzel ha. Muhtarım. Muhtarım. Gel yanıma gel muhtarım. Bu ekmek de güzel olur bu. Bizim İsarönü'nün şahane muhtarı. Sağ olsun. Allah razı olsun. Hayalimdeki dedim ya işte bazlama arası da yerde yapılmış, köyde yapılmış şahane tereyağı. Kaç tane bizim köy? Bizim 3700. Hadi canım, o kadar evet, var mı? Tabii tabii. Geniş, en büyük köy burası yani. Öyle mi? Tabii. Marmaris'in en büyük köyü mü burası? Marmaris'in değil. Ege bölgesinin en büyük köyü. Hadi canım. Tabii. Maşallah. Hem yüz ölçümü çok büyük olan bir köy evet yani. Evet. Kışın burada nüfus nasıl? Yazın nasıl? Nüfus kışın 4500 civarında. Hı hı. Yazın yazlıkçılarla, kamplarla beraber 20.000'i aşıyor. Vay, o kadar fazla. Tabii, evet, evet. Maşallah. Bayağı bildiğin yani ilçe, ilçeden büyük. 6-7 ay yoğun geçiyor burası yani. Hmm. Yaz ayında. Peki kışın ne yaparsınız? Kışın neler yapılır burada? Kendi işte zeytinle, narincesiyle. Hayvancılık, bağ bahçe. Evet, aynen. Harika. Peki zeytin toplama mevsimi de gelmiş. Evet. İnanılmaz güzel zeytini var bizim buranın. Peki bu zeytinler nereye gidiyor? Nerede yağ alıyor? Nerede işleniyor? Buraya geliyor tekrar? Şimdi işlemesi Datça'da var. Hmm. Datça'da bir fabrika var. Ha. Gökova'da var. Bayır köyünde var. Oralara gidiyor. Evet. Vatandaşın kendi seçeneğine göre bu üç yere gidebiliyorlar. Orada işleniyor. Yağ oluyor. Yağ, evet. Buraya geliyor tekrar. Evet. Bazlamamız elimizde, tereyağımız önümüzde, şahane kırmızı zeytinlerimiz de hemen dibimizde. Daha kurban oldum Allah'tan. Ne isteyeyim? Ben daha ne diyeyim? Harika. Muhtarım şunu tutabilir misin? Şöyle. Şunu alayım ben. Tamam. Şimdi az önce yapılmış şahane tereyağı şöyle biraz alacağım müsaadenizle, yüksek müsaadenizle. Bunu yapmam lazım çünkü bunu yapmazsam yani hatır kalır. Değil mi abla? Evet. Muhtarım değil mi? Afiyet olsun. Kendi balımız bu. Bunu da kendi balımız. Evet. Abla maşallah ya. Balı. Şunu yapayım. Şöyle bismillah. Canınız çekiyor değil mi? Çekiyor. Evet. Benim de şu an canım çok yani çekiyor. Vallahi. Ama ne edeyim yani, bunu şimdi göstermem lazımdı size. Özür diliyorum hepinizden. Ama bu böyle yani. Bu böyle yiniyor. Bizim Türk milletinin olmazsa olmazı, evet, şahane bazlama arası tereyağı, onun üstüne bal. Ha, burada da peynirler var. O zeytinimiz var. Peynir. Hangisi bu mu? Şu kekikli peynir, evet. Kekikli. Bunu da siz mi yapıyorsunuz? Evet. Of, ben bunu ilk defa görüyorum. Çok güzel bu. Her yerde bulamazsınız bunu. Evet. Yani. Üstünde yağ mı var bunun? Evet. Zeytin yağı var. Şimdi. Ha, şimdi yağ bol, kekik bol. Ya, aynen. Ondan sonra bal bol, evet, zeytin bol. Şunu şöyle kapatayım. Bu da tereyağın altındaki ayran. Yağını bazlamanın içine sürdük. Balını onun üzerine sürdük. Yağın altındaki ayranı da böyle inşallah içeceğiz.
Elleriniz dert görmesin. Çok teşekkür ederiz. Muhtarım, vallahi bir şey söyleyeyim mi? Böyle şiir gibi, rüya gibi bir yer burası. Sağ olun. İyi ki varsınız. Efendim inşallah gelirsiniz. Bu güzellikleri yerinde görürsünüz. Afiyet olsun, bereketli olsun. Yağ, balığı, peyniri, zeytini, şahane ayranıyla Hisarönü'nün güzellikleri inşallah sizlerle de olsun. Buyurun. Afiyet olsun.